Merhabalar, ben Meltem Ağbaba. Kiraz Umut Bayan Giyim Mağazası'nın sahibiyim. 4 yıldır buranın işletmeciliğini yapıyorum. Aynı zamanda bir e-ticaret sistemim var. Burayı açmaya nasıl karar verdim diye sorarsanız, normalde endüstri mühendisi olduğum için aslında özel sektörde, finans alanında çalışıyordum ama ailem yaklaşık 20 yıldır tekstille uğraşıyordu ve ben de bir fiil bu işin içerisindeydim ve hep aklımda bir ticaretle uğraşmak vardı. En son darbe döneminde işsiz kaldım ve o dönem iş bulmak gerçekten çok zordu. Eşim de aslında çok becerikli bir adam ve o da bir gün çok güzel bir cheesecake yaptı. Arkadaşlarımızla beraber yerken dedik ki biz bunu kullanmalıyız. Bir şekilde bir kafe ortamında pazarlayabiliriz. İlk aşama zaten bu cheesecake ve kafe mantığıyla başladı ama bunu sadece tek başına pazarlamanın zor olacağını düşündük yaşadığımız bölge dolayısıyla. Yanında bir şeyler de satarak belki bunu biraz daha canlandırabiliriz diye düşünmüştük. Ne satabiliriz dedik. Bayan giyimle ilgili zaten bir tecrübem olduğu için de bunu ekleyip beraber yürütebiliriz diye düşündük. Ve ilk aşamada hiç sermayemiz yoktu. 2500 TL'lik bir sermaye ve 50 adet ürünle başladık. Ama mağazayı doldurmamız mümkün değildi tabii ki bu 50 adet ürünle. Ne yapabiliriz diye düşündük. Küçük firmalarla, konsinye çalışarak, onların ürünlerini de aslında mağazamızda bulundurarak böyle bir sistem oturttuk. Hem kafe hem butik ikisi bir aradaydı. Çok da güzel bir başlangıç yapmıştık. Bölge bizi çok sevdi. Minik böyle bir kafe, butik bir arada bir işe başladık. Ortağım vardı o dönemde. Sonra o kendi işine devam etti. Öğretmendi kendisi. Ben devam ediyorum. 4 yıl oldu. Keyifli bir şekilde devam ediyor şu anda. Türkiye'de girişimci olmak zaten genel anlamda zor. Yani çünkü çok büyük firmalarla yarışıyorsunuz. Her ne kadar onlar sizin rakibiniz olmasa da tekstil anlamında onlarla yarışmak zorundasınız. Ortada bir fiyat var ve aynı kalitedeki ürünü aslında üretici firmalar direkt online sistemden ya da kendileri perakende sattıkları için ne yapıyor? Bu sefer küçük işletmeleri zora sokmuş oluyor. Yani aslında en büyük problem bu şu anda Türkiye'deki. Eğer üreticiler perakende satış işine girmemiş olsalar, toptan işinden devam etseler bu problem ortadan kalkacak. 21. yüzyıldayız. Ticareti sadece mağazadan yapmak çok zor. Oturup bir fiil müşteri beklemek çok zor. Çünkü artık herkes günümüzde internet üzerinden alışverişe yöneldi. Ben mağazadaki satışlarımı bile Instagram üzerinden yaptığım tanıtımlara borçluyum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Instagram sayesinde sürekli insanlara interaktif bir şekilde aslında ürünlerinizi ulaştırmış ve sürekli aklında bulunmasını sağlamış oluyorsunuz. Yani bir fiil beni izleyerek Instagram'da o ürünü almaya yönlendiriyorum. Artık zaten insanlar televizyon izlemiyorlar. Herkesin elinde telefon var ve 15 saniye içerisinde izlediği bir story'de o kişiyle ilgili yorum yapabilme aynen öyle. Öyle bir lükse sahip. Çünkü bir diziyi izlediğinizde belki bir saat televizyonda zaman geçirebiliyorsunuz ama 7-24 telefon elinizde olduğu için bütün gün o kişiye hakim olma şansınız var ve sürekli bir dizi izliyorsunuz. Bu durumda zaten neyi getiriyor? Bloggerların yaptığı reklamlar içerisinde kendi hayatını paylaşırken ürünleri de yerleştirmiş oluyorlar. Yani artık televizyonda bir ürün yerleştirme yerine firmalar ve markalar ne yapıyorlar? Daha çok hayatı takip edilen kişileri tercih edip onların hayatının üzerinden o ürünleri yerleştirme yaparak pazarlamayı sağlıyorlar. Yani bütün bu sebeplerden dolayı e-ticaretin şu anda bir fiil mağazası olan firmalar için bile çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle biz bunu pandemi döneminde yaşadık. Pandemi döneminde mağazalarımız kapalıydı. AVM'lerde, küçük butiklerde fark etmiyor. Hepsi kapalı kalmak zorunda kaldı. Ve biz internet üzerinden işlemlerimizi hallettik. İnsanlar internet üzerinden bütün ürünlere ulaşabiliyorlar. Tüketici açısından da şöyle bir faydası var aslında. Her şey elinin altında ve kıyaslama şansı çok yüksek. Yani zamanı var. Bir mağazaya geldiğinde, ürünü denediğinde aynanın karşısında kendisini beğenebiliyor ama eve gittiğinde farklı düşünebiliyor. Ya da çevresindekiler beğenmemiş olabiliyor. Ama evde online bir şekilde sipariş veriyor. Ürün eve geliyor. Kendi aynasında deniyor. Çevresindekilere gösteriyor.
ve iade şansı var, değişim şansı var. O yüzden de işlem çok kolay oluyor. E-ticaret kısmında aslına bakarsanız müşterilerle bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü giyim anlamında önemli olan şey ölçülerdir, beden ölçüleridir. Eğer o beden ölçülerini müşteriden tam olarak alırsanız ve doğru iletişim kurarsanız, zaten doğru kişiye de doğru ürünü verirseniz hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben bir ürünü satarken en önemli şey benim için şu: o ürün o kişiye oturmalı ve yakışmalı. Yani o kişi o ürünü giydiğinde bunu nereden aldın diyebilmeli. Bu cümleyi duyabilmeli ki bizim de reklamımız olsun haliyle. Eğer kötü bir ürün verirsek ya da ona olmayan bir ürünü verirsek, bu da bizim kötü bir reklamımız olmuş anlamına geliyor. O yüzden ben değişim konusunda, iade konusunda müşterilerimle sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü bir ürün için, benim bir ürünüm için bir kişi mutsuz olacağına diyorum, müşterim mutlu olsun, değişimini de yaparız, iadesini de yaparız. Yeter ki onun içine sinsin, içine sinesine giysin. O yüzden müşteri ilişkilerimiz çok güzel. Ben hep şöyle düşünüyorum, özellikle Türkiye'de butik işi yapan kişiler maalesef ki genelde hep kendi talepleri ve kendi istekleri üzerine yönleniyorlar. Yani hep kendinden pay biçiyor, kendi ihtiyaçlarından pay biçiyor. Ama ben bu işin öyle olmadığını düşünüyorum. Ve maalesef ki butik işini yapan kişiler genelde hiçbir şey yapamayan kişiler. Ben bunun tamamen çok Türkiye için çok büyük bir zarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun gibi bir sürü işletme açılıp kapanıyor. Yani bir hevesle açılıyor. Neden? Çünkü insanlar giyinmeyi çok seviyorlar, özellikle kadınlar. Ellerine geçtikleri ilk parayla beraber bir butik açıp aslında orada giyinebileceklerini hayal ediyorlar. Ama bu iş öyle bir iş değil. Yani sadece kendi tarzınıza hitap ettiğinizde doğru tüketiciye ulaşamıyorsunuz. Çok yönlü düşünmeniz gerekiyor. Ürünleri düşünürken kumaşına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Beden aralığı çok önemli. Sizin hitap ettiğiniz müşteri portföyü ya da bölge, her neyse, o tarzı iyi belirlemeniz gerekiyor. Bunun için de iyi bir fizibilite yapmak gerekiyor. Yani ürün seçimi konusunda aslında işin en zevkli kısmı ürün almak. Yani bunu net söylüyorum. Çünkü sınırsızca alışveriş duygusunu tatmin ediyorsun. Gidiyorsun, gözünün beğendiği her şeyi alabiliyorsun. Ama burada işte iyi irdelemek gerekiyor. Doğru ürünü alırsan para kazanırsın. Ama eğer doğru ürünü alamazsan da maalesef ürün elinde patlar, zarar edersin. Biz şu anda Türkiye'nin tek salıncaklı butiği olarak hizmetimize devam ediyoruz. Müşterilerimizi çok seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. 4 yıldır çok güzel bir iş oturttuk. Öyle. Herkesi Türkiye'nin tek salıncaklı butiğine sallanmaya ve alışverişe bekliyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Sağ olun. Merhaba.